6. Meşar Varlık fertlerinin ve hüviyetlerinin hususileşmesinin kısaca neyle olduğu üzerine. Bil ki, sen varlığın aynı ve basit bir hakikat olduğunu öğrenmiştin. O tabi külli değildir ki, mantıksal küllilerden biri zihinde ona arız olsun. Küllilerden birinin ona arız olması özdeşi bakımından alındığında ancak bu hakikatte bir olan mahiyet cihetinden olur. O halde deriz ki, varlığın her bir ferdinin hususileşmesi ya vacip talanın tam varlığı gibi bizzat hakikati itibariyledir ya da yaratılan soyut şeylerde olduğu gibi öncelik ve sonralık, yetkinlik ve eksiklik mertebesi veya oluş içindeki fertlerde olduğu gibi eklenen şeyler itibariyle olur. Denildi ki, her varlığın hususileşmesi, konusuna ve sebebine izafeti sebebiyledir. İzafet, ona hariçten eklenmiş değildir. Zira varlık arazdır. Her araz konusundaki varlığıyla kaim olur. Her mayetin varlığının bu mayete izafetle olmasının durumu da bunun gibidir. Bir şeyin mekanda veya zamanda olması gibi değildir. Zira bir şeyin kendisinde oluşu, mekanda veya zamanda oluşundan başkadır. Bu söz kolaylaştırmaya dönüktür. Zira varlığın mahiyete nispetinin arızın konusuna nispetiyle kıyas edilmesi geçersizdir. Nitekim daha önce geçtiği üzere mayetin varlıktan soyut ayrı olarak kıyamı yoktur. Varlık ancak şeyin oluşudur. Arazın konusu için veya suretin maddesi için oluşu gibi bir şeyin bir şey için oluşu değildir. Arazın kendindeki varlığı, konusu için olan varlığıyla aynı olsa da Varlıktan farklı olarak konusunun varlığıyla aynı değildir. Çünkü varlık, maiyeti olan bir şeyde maiyetin varlığının ta kendisidir. Nitekim şeyin mekanda ve zamanda hasıl oluşuyla arazın konusunda oluşu arasında fark vardır. Onların sözlerinden açığa çıkmıştır ki bir şeyin mekandan ve zamandan birinde oluşu, şeyin kendinde oluşundan başkadır. Arazın konusunda oluşu kendindeki oluşuyla aynıdır. Yine Arazın konuda var olmasıyla konunun var olması arasında fark vardır. Zira birincide varlık, konunun varlığından başkadır. İkincide ise konunun aynıdır. İbn Sina talikatta dedi ki, arazların kendilerindeki varlıkları, konularındaki varlıklarıdır. Ancak varlık olan araz bunun dışındadır. Arazlar mevcut olmalarında konularına ihtiyaç duydukları için varlık olan araz, onlara muhalif olduğundan ve varlık, var olmak için varlığa ihtiyaç duymadığından şunu söylemek doğru değildir. Varlık olan arazın konudaki varlığı, varlığın varlığa sahip olması anlamında kendindeki varlığıdır. Tıpkı beyazın varlığa sahip olması gibi. Bilakis bu, arazın konusundaki varlığının, konusunun kendi varlığı olması anlamındadır. Diğer arazların konudaki varlığı bu diğerlerinin varlığıdır. i̇bn Sina yine talikatta dedi ki, Cisimdeki varlık cismin mevcudiyetidir. Cismin beyaz olmasındaki beyazlığın hali gibi değildir. Çünkü mevcudiyette beyazlık ve cisim yetmez. Ben de şunu diyorum. Çoğu müteahhirun bu ve benzeri ibarelerdeki maksadı kavrayamadılar. Zira onlar bu ibareleri varlığın itibari oluşuna ve varlığın aynı bir şey olmadığına hamledip kelimeleri bağlamından koparmışlardır. Ben eskiden mayetin asıllığını, varlığınsa itibari olduğunu aşırı derecede savunurdum. Bu Rabbim beni hidayete erdirip burhanını gösterene kadar sürdü. Bu konudaki durumun onların tasavvur edip takrir ettikleri şeyin tam aksi yönde olduğuna dair ben de son derece açık bir keşif hasıl oldu. Anlayış nuruyla beni vehim karanlığından çıkartan, hakikat güneşinin doğuşuyla kalbimden şüphe bulutlarını gideren, dünya ve ahiret hayatında sabit söz üzere beni sabit kılan Allah'a hamdü senalar olsun. Varlıklar asli hakikatlerdir. Mahiyetlerse hiçbir şekilde varlık kokusu almamış sabit ayınlardır. Varlıklar ancak hakiki nurun ve ululuğu yüce olan kayyum varlığın ışık ve ışınlarıdır. Ne var ki onlardan her birinin mayit diye isimlendirilen zati nitelikleri ve akli manaları vardır. Düzeltme içeren bir açıklama. Varlığın vaciplikle hususileşmesine gelince bu eksiklik ve kusurdan beri olan varlığın hakikatinin kendisi itibariyledir varlığın öncelik ve sonralıktaki, zenginlik ve muhtaçlıktaki, şiddet ve zayıflıktaki mertebeler ve konumlarla hususileşmesine gelince, bu, bilindiği üzere, cinsi ve faslı olmayan ve külliliğin ilişmediği basit hakikatine göre olan zati işleri ve aynı haysiyetleri itibariyledir. Varlığın konularıyla hususileşmesine yani daha önce belirtildiği şekilde akılda varlıkla nitelenen mahiyetlerle ve ayınlarla olan hususileşmesine gelince bu ilmin tanımında ve düşünmede varlıktan kaynaklanıp her bir makamda onun hakkında doğru olan zatileri itibariyle ve varlık hakkında zati olarak doğru olan külli tabiatlar ve zati manalar itibariyledir. Ki bunlara, bu disiplinle uğraşanlara göre mayetler, sufilere göre sabit ayınlar denilir. Her ne kadar varlık ve mayet, varlık ve maye sahibi bir şeyde tek bir şey, bilinen şey de mevcudun aynı olsa da. Bu ilginç bir sır olup Allah kalbini anlama kapısını açar inşallah. i̇bn Sina el-Mübahasat'ta dedi ki, Mahiyetlerin zatlarındaki varlık tür bakımından farklı değildir. Bilakis eğer bir farklılık varsa bu kesinlik ve zayıflık sebebiyledir. Şeylerin varlık sahibi olan mahiyetleri ancak tür itibariyle farklılaşır. Mahiyetteki varlıksa tür bakımından farklı değildir. Zira insan varlığı bakımından değil, mahiyeti bakımından tür itibariyle attan farklı olur. İbn Sina'nın sözü burada bitti. İlk veçhe göre varlıktaki hususileşme varlığın zatı ve hüviyeti itibariyledir. İkinci veçhe göre olan hususileşme ise zati ve külli sıfatların her bir mertebesindeki varlıkla birlikte olan şey itibariyledir. Varlıkların farklı olmasıyla kastedilen şeyin tür olması uzak bir ihtimal değildir. Nitekim meşayilerde bu mana meşhurdur. O aynıyla sayıların basamaklarının bir yönüyle tür olarak farklı olması, bir yönüyle de tür olarak uygunluğu gibidir. Bu söz, sayıların hakikatinin bir olması ittihadı sebebiyle doğru olur. Çünkü her bir basamaktaki sayıda benzer şeyler olan birlerin toplamından başka bir şey bulunmaz. Yine bu söz, sayıların farklı zati manalar olması sebebiyle doğru olur. Zira akıl, her bir basamakta başkaları için sabit olmayan zati sıfat ve özellikleri soyutlar. Sayıların kendi hükümlerine göre kendilerine gerekli olan bir takım etkileri ve farklı özellikleri vardır ki akıl başka basamaklarda lizati bulunan bu şeyleri soyutlamasından farklı olarak her bir basamakta lizati bulunan bu şeyleri soyutlar. Sayılar aynı ile hususi varlıklar gibidir. Şu yönüyle ki bu hükümlerin ve külli sıfatların mısda bizati zatlarıdır. Bunu iyi anla. Çünkü bu en şerefli ilimlerdendir.